Merhabalar, ben Kötes Köte ve yepyeni bir oyun tanıtımına hoş geldiniz. Bugün size tanıtacağım oyun Transistor. Supergiant Games firmasının ikinci oyunu olan Transistor, önceki oyunlar olan Bastion'ın aşırı yüksek başarısından dolayı biraz karmaşık duygularla bekleniyordu. Bazı kesimler aşırı büyük beklentiler içindeyken, bazı kesimler ise beklentinin yüksek olması yüzünden oyunun tam bir hayal kırıklığı olacağını düşünüyordu. Ancak oyun çıkınca ikinci kesim biraz sustu. Çünkü Supergiant Games tekrar ve tekrar adını gayet başarılı bir biçimde gösterdi. Transistor son derece keyifli bir oyun oldu. Peki bu oyunu bu kadar keyifli kılan şeyler neler? İlk olarak hikayesine değinmemiz lazım. Hikaye Cloud Bank adında futuristik bir şehirde geçmektedir. Baş kahramanımız ise bu şehirde yaşayan ünlü bir şarkıcı olan Redger. Olaylar bir anda Cloud Bank'te dev bir karmaşanın hakim olmasıyla başlar. Bu karmaşa esasında kamera tadındaki bir örgüt Red'in sesini çalar ve sevgilisini öldürür. Cesedi bulduğumuzda Transistor adındaki tuhaf bir silah göğsüne saplanmış durumdadır, ancak zihni Transistor'un içine aktarılmıştır. Bizden Transistor'u çıkarmamızı ve onu kullanmamızı ister. Ve bu sayede Red, Transistor'u da alıp bir intikam yoluna başlar. Tabii hikayeyi asıl etkileyici kılan hikayenin derinliği falan değil, tamamen hikayenin anlatımıdır. Bastion'ın en başarılı noktası olan anlatıcıyı bu oyunda da kullanmışlar, fakat burada masal anlatan biri değil de daha çok hikayenin içinde bir kibir karakter olarak. Olayları bize Transistor, yani silah anlatıyor, daha doğrusu silahın içindeki bilinç. Ve bu anlatım şekli sonradan olmuş bir olayı anlatmak gibi değil, direkt o olay esnasında Red'le olan konuşması şeklinde. Hikaye çok derin ya da bize çok fazla şey veren bir hikaye olmamasına karşın anlatım şekli o kadar başarılı ki daha fazlasını istemiyoruz. Ki bu Bastion'ın hikayesini başarılı kılan noktalardan bir tanesiydi. Oyunun diğer bir göz alıcı noktası ise, ve bu sefer gerçekten göz alıcı noktası, grafikleri. Oyunun grafikleri özellikle benim gibi gerçekçiliktense bir sanat tarzına uygun, kendi havasına sahip ve burada güzel bir şeyler çıkartmış grafikleri tercih eden birine kendine aşık edecektir. Renk kullanımı, ışık kullanımı, ara sahneler, efektler, her şey ama her şey bu oyunda göz alıcı olmak üzerine tasarlanmış durumda. Hatta hayatı ana karakterin tasarımı bile. Supergiant Games, önceki oyunları Bastion'da da başarılı oldukları bir noktayı bu oyunda da devam ettirmeyi başarmış. Oyunun müzikleri. Müziklerin hepsi o kadar güzel ki ofiste sık sık onları açıyoruz ve başka bir şey açma ihtiyacı duymuyoruz bile. Oyun esnasında da oyunun herhangi bir şeyini boğmadan ya da üstüne geçmeden gayet arka planda ve tüm oyun zevkinize sadece artı katacak bir biçimde yer alıyorlar. Oyun dışında da kulaklığınızı takıp çok rahat dinleyebileceğiniz bir soundtrack. Özellikle The Spine ve We All Become One şarkıları benim kişisel favorilerim olmuş durumda. Paper Waltz'u da saymazsak. Okay. Side street due east. Through there. I think I know a place we can. Ve bunun bir oyun olduğunu hesaba katarsak eğer, önemli, hatta en önemli kısma değinmemiz lazım. Oynanış. Oyunun oynanışı önceki oyun Bastion'dan farklı olan noktası. Bu sefer oyun daha çok aksiyon üzerine kurulu ama gerçek zamanlı bir aksiyon değil. Ama sıra tabanında değil. İkisinin melezi bir şey ortaya çıkartmış Supergiant Games ve burada başarılı olmuşlar bayağı. Kısacası size stratejik düşünmenizi gerektiren bir aksiyon oyunu vermiş diyebiliriz. Oyunda plan yapıyorsunuz, planlarınız başarısız olursa geri sarıyorsunuz vesaire vesaire. Kısacası ilginç bir oynayışı. Kontrollere gelecek olursak eğer, oyun klavye kontrollerini hiç denemedim. Genelde ben klavyeyle pek oyun oynayan bir insan değilimdir. Ama oyunun gamepad kontrolleri aşırı doğal geliyor insana. Herhangi bir alışma süreci yaşamadan direkt neyin ne olduğunu size ilk gösterdikleri anda kullanabilir hale geliyorsunuz. Ki bu bir oyun için aşırı başarılı bir noktadır. Çünkü oyunu rahatça oynamanız lazım. Ekrana bakmanız lazım. Klavyeye ya da gamepad'iniz değil. Oynanışın bir ilginç yanı daha upgrade sistemi. Daha sonra silah ve upgrade sistemi desek daha doğru olur. Oyun biraz Matrix gibi düşünebileceğiniz dijital bir yapıda geçtiği için
Size yazılımlar veriliyor. Yazılım upgrade'leri. Bunlar silahınıza, size ve değişik şeylere avantajlar sağlıyor. Burada Bastion'a bir artı olarak silahınıza kattığınız upgrade'leri bile upgrade edebiliyorsunuz. Daha sonra silahınıza kattığınız özelliklere özellik ekleyebiliyorsunuz diyebilirim. Bunun yanı sıra pasif özellikler de, slot açmalar vesaire vesaire. Yine başarılı. Ve benim Bastion'da aşırı takdir ettiğim bir özelliği burada da devam ettirmişler. Oyunda herhangi bir zorluk ayarı mevcut değil ama gene de zorluk ayarı mevcut. Kafanız karıştıysa hemen açıklıyorum. Oyun içerisinde size düşmanlara upgrade verme şansı tanınıyor. Yani bunun anlamı ne diye soracak olursanız, oyun içerisinde düşmanlarınıza artı verecek upgrade'ler mevcut. Bunun size geri dönüşü daha fazla XP tarzı bir şey. Bu sayede daha zor bir oyun isteyenler istediklerine bu yolda kavuşmuş oluyor. Peki bu oyunun eksi noktaları neler? Evet, her oyunun eksi noktası var. En büyük eksisi maalesef kısa. Hani tam Bastion'da öyle çok uzun değildi ama gene uzundu çünkü senaryo dışında yan görev olarak da size çok fazla şey veriyor ve bunlar aşırı keyifli, aşırı teşvik edici şekilde sunuyorlar. Üstüne üstlük oyun sonrası tekrar oynama yani New Game Plus olayı da Bastion'da aşırı başarılıydı. Fakat Transistor'da maalesef bu hissi pek uyandırmıyor. Yani Transistor'un en sıkıntı noktası tekrar oynanabilirlik ve oyun süresi. Bunun dışında büyük bir sıkıntısı ise gene Bastion'la kıyaslayacağız. Neticede aynı firmanın önceki oyunuydu ve birebir aynı ekibin. Maalesef hani RPG ödüllerinin alınması biraz kötü oldu. Just 10 more blocks to the set. Peki, oyunu tavsiye eder misin diye soracak olursanız, oyun ön siparişle verdiğim $20 kuruşu kuruşuna değildi benim gözümde. Son anına kadar keyifli oynadığım, hikayesi gayet keyifli kendini izlettiren ve sonu tam benim sevdiğim tarzda bir son olan, herhangi bir spoiler veremiyorum maalesef, aşırı başarılı bir oyundu. Daha başarılı olabilirdi evet ama gene de Supergiant Games bizi hayal kırıklığına uğratmadı ve bize gayet başarılı bir oyun sundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü iş kötü günler, iyi eğlenceler.